Merhaba dostlar, Revenge Game kanalından hepinize selamlar. Bugün yepyeni bir sistem toplama videosu ile sizlerleyim. 2500-3000 TL arası bir sistem toplamaya çalışacağım. Bu ara çok sorulan bir alan olduğu için özellikle işte okulların tatil olması, bayram olması, karne hediyesi gibi vesaire nedenlerden dolayı çoğu öğrenci kardeşimiz, arkadaşlarımız sistem toplamaya çalışıyorlar. Artık birçoğu kişinin de sistemler eskimeye başladı haliyle. Takviye yapmak isteyenler var, sıfır sistem toplamak isteyenler var. Ben de elimden geldiği kadar tüm beni izleyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum bu konuda. En detaylı ve ince şekilde. Hemen bir bakalım. En son hatırlayacağınız gibi izleyenler vardır o videoyu. 2000 TL, 1500-2000 TL bütçe arası dolara inat bir sistem toplamıştık. Bugün de biraz daha çıtayı artırıyoruz. Daha yüksek bütçelere çıkıyoruz yavaş yavaş. 2500-3000 TL arası bir sistem bakacağım. İlk önce arkadaşlar, yine yaptığım gibi bir önceki videoda sitenin kendi topladığı sistemlere bir bakacağım. Ve yine kendim ben bizzat toplayacağım ayrıyeten. Bütçemiz şu aralıkta. Hemen filtre diyelim. Neler var bakalım, yani ne toplayabiliriz şu dolar kurunda 2500-3000 arasına ne toplayabiliriz? Bir bakalım. Şimdi 2500 bütçesi olan bir arkadaş için, bir izleyicimiz için fiyat da süreliymiş, özel fiyatmış. Ne koymuş bu sisteme bir bakalım. Intel Pentium G4600 koymuş. GTX 1050 Ti 4 GB koymuş. 8 GB RAM koymuş. 1 TB hard disk koymuş. Yani ya olacağı bu zaten şu anki dolar kurunda. İşlemcimiz çok çok düşük. Ama günümüzdeki tüm oyunları oynatmak için yeterli. Açmak için yeterli. Ekran kartımız aynı şekilde. RAM'imiz aynı şekilde. Yani şu sistemle, şu anki bu gösterdiğim sistemle, sitedeki bu sistemle günümüzdeki tüm oyunları ne varsa açıp oynayabilirsiniz. Ha, ama bu ne derecede olur? Düşük ayar veya orta ayar veya kısmen bazı oyunlarda yüksek ayar. Yani biraz giriş seviyesi bir sistem. Özellikle işlemci dolayısıyla. Bunun işlemcisini yükseltirseniz çoğu oyunu orta, yüksek, hatta bazı oyunları ultra oynama şansınız yükselir arkadaşlar. Ben de bu bütçeyle onu sizlere yapmaya, gerçekleştirmeye çalışacağım bu videoda. Oyun performansa PUBG girmişler mesela, bakın yani sırf satılması için bunun. Oyun performansa PUBG girmişler. Ya tamam, PUBG açar. Açar da ortada mı oynarsın, düşükte mi oynarsın? Ya da bazı ayarlara hadi yüksek, bazı ayarlar çok düşükte mi oynarsın? Yani gerçekçi olmak gerekiyor. Yani sitelerin satış politikası böyle. 2500'e bu var arkadaşlar. Daha üst işlemcili ne var? Mesela bir bakalım. Daha üst işlemcili bizi ne kadar fiyat anlamında yukarıya çıkarttırıyor? Bir bakıyorum. Arkadaşlar R3 2200 var. Yani R3 2200 de aslında güçlü bir işlemci ama yani bunun yerine farklı bir şey seçmek daha iyi olur diye düşünüyorum ben. R3 2200, 1050 Ti, 8 GB RAM. Ya bu standart zaten, değişmiyor bu fiyatlara. 1050 Ti ile 8 RAM. Yani o değişmiyor. İşlemci değiştirmek zorunda kalacağız. Diğer özelliklerine de bakalım. Anakartımız da güzel. B350. Anakartımız da güzel. O konuda da bir sıkıntı yok. Tamam. Seagate. Hard disk. Casa Corsair'ın. Yani 3,5 GB bir işlemci var üzerinde. R3 2200 G. Bu da son zamanların popüler işlemcilerinden. Yani alternatifler böyle gözüküyor. Gelelim asıl meseleye. Bir de biz toplayalım bakalım. Ne çıkartabileceğiz ortaya. İlk önce 2500 lira civarı bir şey toplamaya çalışacağım. Ondan sonra da
3000'e yöneleceğim. Video başlığı 3000 olarak gelir sizlere. Ama hem 2500 hem 3000 civarı toplamaya çalışacağım. 500-500 bütçeyle tek tek çekip yayınlamak ben doğru bulmuyorum. Belirli katmanlarda yükselip video çekmek daha mantıklı geliyor. Hem daha çok kişiye hitap ediyor. Her neyse. Gelelim biz vaziyete. Bir önceki 2000 liralık sistemde de ben aynı işlemciyi seçmiştim. İşlemciyi yükseltebilir miyim onu bir düşünüyorum ilk önce. Şimdi en son topladığımız sistemde 2100 civarıydı. GT 1030 taktığım halde 2100'ü bulmuştu. Yine büyük ihtimalle aynı olacak. Arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayalım. İşlemciyi ben yüksek tutayım da oyunlardan daha yüksek verim alayım. Bunu ilk önce kafanızdan çıkarın. Bütçemiz kısıtlı olduğu için ekran kartını güçlü tutmanız lazım. Ve onun da destekleyebileceği en minimum düzeydeki işlemciyi almanız lazım ki daha çok verim alabilirsiniz. Şimdi ben gidip işlemciyi burada i5 de seçebilirim. Gider i5'i seçerim. Ne olacak? Ekran kartı dandik düşük bir şey olacak bu sefer. Hiçbir verim alamayacaksınız. Oyun performansına özellikle ekran kartı öncelikli geliyor. Her zaman. Ha, bu işlemcinin önemli olmadığı anlamına gelmez. İşlemci de tabii ki önemli. RAM de önemli. Anakartın frekans hızları, anakartın kalitesi de önemli. Hepsi önemli ama öncelik sırasına sokuyoruz. Her zaman. Yine tutabileceğim ben minimum düzeyde işlemciyi bir tutayım. 3000'e yükseldiğimizde işlemciyi daha kaliteli bir şey yapacağım. G4560 varmış. Yine ben ekliyorum abicim bunu. Yine ekliyorum ben bunu. Şeyde anakartı da abartmayacağım. Geçen biz sanırım Gigabyte'ı seçmiştik. Gigabyte'ın fiyatı yükselmiş. Oo. Gigabyte'ın fiyatı yükselmiş. O yüzden sanırım yok. Şu modelinki duruyor. Bu da mı 2133? Bu da ya 2133 yeterli şu an. Bütçemiz kısıtlı olduğu için arkadaşlar 2133 gayet yeterli. Yani anakartı da özellikle böyle tutuyorum ki ekran kartını daha performanslı bir şey seçebileyim veya işlemciyi belki değiştirmek zorunda kalacağım şimdi fiyat tam tutmayacak. Anakartımızı da seçtik. Gigabyte'ın H110 100, 1151 soket destekli 2133 MHz. RAM'imize bakalım hemen. En düşük 8 GB olacak tabii ki de. Yani G skill de olabilir. Yani G skill de olur. Corsair de olur. Ya ben Corsair ve Kingston'dan yanayım. Kingston'lar pahalı oluyor maalesef. O yüzden sanırım Corsair seçeceğim. 516 lira. Yani birkaç lira biraz fazla olacak ama kalite arkadaşlar. Kalite olsun yeter ki. Yani G skill de kalitesiz bir marka değil ama sonuçta bu videoyu hiç bilmeyenler, sistem toplamayı hiç bilmeyenler için de mahcup olmamak adına ben Corsair'ı seçtim. Kasamız hemen bakalım. Yani 500 wattlık bir kasa seçmemiz yararımız olur. İleride kasa değişikliği yapmamıza gerek kalmaz. En azından. 500 watt bir bakalım nelerimiz var. Aslında şuradan bakıp seçsem yine geçenki gibi daha iyi olur. Böyle aramak bazen zor olabiliyor. Hemen arkadaşlar çözelim o meseleyi. Bilgisayar kasaları. PSU güç değeri 500 watt filtreler. En düşük fiyat tamamdır. Powerboost'um var. Çok iyi fiyatı. Gayet iyi. Cooler Master'ım var. Kendi firmamız. Anlaşmalı olduğum firma. Yani Cooler Master'da alabilirsiniz. İki tane güzel kasası var Cooler Master'ın. Hem de indirimli. Ya yani Cooler Master'ın hem power supply hem kasa içerik donanımı çok çok iyi arkadaşlar.
Çok çok iyi. O yüzden hiç şüpheniz olmasın, ben de kendim şu an bizzat kullanıyorum. Kesen şekline modeline bakmayın. Çok. Önemli olan soğutması, işinize yaraması. Şimdi 345 liraymış bu. Marka filtrelemeden buluruz hemen bunu. Bakayım mı? 345 şu. Tamamdır. Bu aşağıda bir açık dursun. Geldik civcivli bölüme. Daha 1429 liradayız. Daha 1429 liradayız. O yönden hiçbir problem yok. Ben yine hemen şuradan bakmak istiyorum dostlar. Yani amacım GTX 1050 Ti takmak. Bir sıkıntım oldu. Evet, az önce bir sıkıntı olmuş. Gelelim 1050 Ti. 1050 Ti en düşük ne takabiliriz? MSI'ın GTX 1050 Ti Aero'su var. 1000 lira. Şimdi 1000 lira yaptığımızda 2429 olacak bu. Bütçe anlamında biraz bizi sıkıntıya sokacak. Maalesef. Bütçe anlamında biraz bizi sıkıntıya sokacak. Şeye daha hard diskimiz var. Daha hard diskimiz var. 2500'ü biraz geçecek. Kasayı değiştirmek zorunda kalabilirim. Haliyle şey takmak gerekecek. Bir önceki kasayı. Yani 400 watt istemiyorum aslında. 400 watt da karşılama tabii ki ihtimali var. Ama 400 watt'a gerek yok. Yani 500 watt olsun, kafamız rahat olsun. İleride power supply ve kasa değiştirmek zorunda kalmayalım. Benim derdim o. Ve bu tek fanlıyı da ben pek tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani alacaksanız 50-100 lira daha verip şunu alın. En kalitelisi bu aralarında şu an fiyat anlamında. Bunu alın, daha iyi olur. Yani kasayı da hadi bir önceki kasa seçtik diyelim. Hadi kasayı da öyle yapalım. Şimdi değiştirmemiz gerekecek maalesef. Ben Cooler Master olsun, iyi olsun, güzel olsun istedim. PSU güç değeri 500 watt. Şu Power Boost'unkini seçeceğim maalesef. Gel geri. Kaç lira o? 271. 271. 271. Ha, bu PSU yok diyor. Şu olması lazım, evet. Bu. Şunu çıkar abi. Aynen. Tamam. Ekran kartını dediğim gibi MSI. Neredesin 1050 Ti? 1108 miydi? Sanırım 1108'di. Aynen, 1108'di ya. 1108'di. Nerede? 1050 Ti Gaming 4 GB. Tamamdır. Seç abi. 2464'e dayandık arkadaşlar. Yani ne kadar düşürmeye çalışsam da 2464'e dayandık maalesef. Hard diskimize hemen geçelim. İşlemci fanına gerek yok. Kendi üzerinden çıkıyor zaten. En düşük fiyat. Maalesef geçiyoruz. Maalesef geçiyor biraz. Yine ben VD seçeceğim. Ya da Seagate. Ha, Seagate de aynı fiyatmış. Seagate seçeceğim. 2720 oldu. Yani buradan düşürebileceğim, oynayabileceğim ne var? Onu düşünüyorum. Sadece ekran kartı var. RAM sınırda. Anakart sınırda. Daha aşağısı yok yani. Hepsi sınırda. Daha aşağısı yok. RAM, anakart, hard disk. Hard diskte gidip 500 GB bir anlamı yok almanın. Saçma olur bu devirde 500 GB hard disk almak.
Kasa en düşük. Yani 400 watt'a çekilebilir belki de fiyat zaten düşük arkadaşlar. 271 liranın daha neyini çekeceksin aşağıya? Yani kasa, işlemci, anakart, RAM ve hard disk şu an tam sınırlı yani. Daha aşağısı hem yok hem kurtarmaz. Bunun daha aşağısı. Yani belki bazı yerlerde biraz daha uygun fiyata bir ihtimal toplama şansınız olabilir. Sadece oynayabileceğim ekran kartı var. Ekran kartında bunun bir altı normal 1050 yapabilirim. Normal 1050 bakalım. Normal 1050 ne var? Bir görelim siteden. Site bazen böyle nadir takılmalar, donmalar yapabiliyor. Ekran kartına bir bakalım. 1108 liraydı ekran kartımız. 1050. Evet. 1050'mizin 4 GB'ı var mı hiç? Bakıyorum. Hep 2 GB. Yani şu olabilir arkadaşlar. Şunu yaptığımızda uygun olacak. Bununla da tüm oyunları oynarsınız. Sıkıntı yok. PUBG vesaire açar. Hiçbir problem olmaz. Ama aldığımız FPS oranı ve şimdi 1050 Ti takamayacağımız için bayağı bir maalesef düşmüş olacak. Hemen geçelim ona. 1050 885 lira. Aynen şu. 2400 tam 2500 ya. Tam. Bak şu an tam dediğim çıktı. Tam 2500 liraya iyi bir sistem toplamış olduk. Şunla ne farkı var bir bakalım. Buradan benim gördüğümde. Bu daha mı avantajlı olur sizin için? Bir bakalım. Evet. 2569 lira. Yani benim topladığımdan bir 73-74 lira fazla vererek bu sistemi alabilirsiniz. Özel kampanyalı fiyat olduğu için bu sistemi alabilirsiniz arkadaşlar. Yani benim topladığımla bazı parçalar aynı oldu neredeyse. İşte Corsair G46 çift sıfır oldu. Ben 45-60 toplamıştım. 46 çift sıfır bir üstü. 500 watt bu da. Bu özel fiyat olduğu için bu hale geliyor fiyat anlamında da. Daha avantajlı. Yani bunu toplamanızda fayda var fiyat bitmeden. Bu fiyat tükenmeden bunu toplamanızda fayda var. 7 saat kalmış ve 10 ürün kalmış. Bu tabii ki bittikten sonra fiyatı yükselecek. Bayağı bir yükselecektir tahminim. Yani benim topladığımdan daha kaliteli. Özellikle ekran kartı 1050 Ti bununki. Bunu almanızda fayda var. Hemen gelelim 3000'e. 3000'i de görmüştük oradan aşağıdan. 3000 ne de ne olur? Benim toplayacağımdan farklı olarak. Anakartı iyileştirebilirim. Anakartı iyileştirmek yerine RAM diyorum pardon. İşlemci. İşlemcimizi ben bir yükselteyim. Ama fiyat da çok yükselecek şimdi. Ya ben Intel'ciyim. Genellikle Intel seçiyorum. AMD de bakalım. AMD'de neler var? Ryzen 3 R3 1200. Olabilir. 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 Fiyat bayağı yükseliyor. Ryzen 3 1200 toplayacağım ya da Intel i3 toplamaya çalışacağım. i3 8100 619 lira. Fiyatı iyiymiş aslında. 7100'ümüz var mı burada? i3 7100. Hemen bir bakalım. i3 7100 varsa daha iyi olur. İşlemci Intel model i3. i3 7100. Sanırım stokta yok. Aynen. 570 lira. 570 lira. AMD R3 1200 neredeydi?
578 lira. Tamam. Uygundur. İşte 3,9 GHz. Yani bulabiliyorsanız bulu alın arkadaşlar. Arada bayağı yani 9 lira daha düşük ve daha çok hız veriyor i3 7100. Yani. Ya da biz i3 7100 olarak gibisinden şunu düşünelim. Ben takayım bunu. Öyle düşünelim. Kafa da öyle kalsın. Yine H110'lar gitti haliyle. H110'lar gitti. Ne bulabiliriz düşük? AMD'ye geçince anakart uyumluluğu değişti tabii ki. Bakıyorum ne bulabilirim. Çok yükseldi ya. Çok yükseldi. Şey yapsak da ona mı H110 taksak acaba? Hemen bir bakayım. Intel. Yani 8100 yapayım işlemciyi. Onunla verecek mi H110'ları? Takamazsın kardeş diyor. Olmaz diyor bana şu an. Tamam abi. Peki. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Nerede bizim AMD'miz? Hemen seri seri toplayalım. Videomuz artık sonlandıran bayağı uzun olmaya başlayacak. En düşük fiyata ne var? 379 lira, 322 lira, 309 lira. 309, 309'un aşağısında da pek olacağını zannetmiyorum. Ama bakmak da istiyordum da şimdi oradan çok filtrelemek gerekiyor. Tamam 309 bu uyumludur. Yani daha düşüğünü bulabilirseniz ekleyin arkadaşlar size ama ben daha düşüğünü göremiyorum. Daha düşüğünü göremiyorum. Kendisini de kaybettim. Neredesin? Heh. MSI A320M. Tamam. 3200 MHz yükseldi bu arada. Fiyat anlamında da çok iyi. Şimdi 3200 MHz'e yükselttik. İyi, hoş da. 3200 MHz'e RAM aldığımızda fiyatı da yükselecek. O sıkıntı. 592 lira. G-Skill'im var. G-Skill'im var. Daha da ucuz bir şey var mı? Yok. Mecbur G-Skill takacağız. Şuradan filtreleyelim. G-Skill kaç lira o? 500 küsur attı. Şu. Şimdiden 1400 oldu zaten. Kasa yine aynı yapabiliriz. Yine aynı yapalım kasayı. Powerboost'un o 271 lira olan kasasını bulalım. Şu değil de şu neredeydi o ya? O PSU yok. Şu. Yine 271. Kasayı düşük tuttuk ama 500 watt oldu. O da okey. Ekran kartımız MSI'yi hemen seçeceğim. O 1050 Ti Gaming'i ya da normal seçsek fiyat fark ediyor muymuş? Ha ama bu şeylisi. Bu farklı bir çeşidi. Gaming King'si var. Ha, tamam ya. Seç bunu. 2859'a dayandı arkadaşlar. 2859'a dayandı ve tek kalan hard disk şu anda. Hard diski yine ben aynı seçeceğim. 3115 lira şu anda sistem. 115 lira bir fazlalık çıktı ama onu ufak tefek değişikliklerle çevirebiliriz. Dediğim gibi.
Ne oldu? GTX 1050 Ti ekran kartımız oldu. Seagate 1 TB hard diskimiz oldu. AMD Ryzen R3 1200 işlemcimiz oldu. 8 GB RAM'imiz oldu. Anakartımız güçlü bir anakart oldu. Tabii ki gittik biz G-Scale'in 3200 MHz'lik RAM'ini seçtik. Anakart 3200 MHz'lik bir anakart seçtik. Bunları düşürerek 3000'i buldurtma şansımız var. Uyumlu bir şekilde yapıp. Yani ben mesela RAM'i 80-90 lira daha ucuz tutabilirdim. O da 3000'e gelirdi. Ama RAM frekanssız 3200 anakartım varken 3200 olsun dedim ben de. O yüzden böyle seçtim. Gayet iyi bir sistem oldu bence. Hatta şuradakinden kat kat iyi bir sistem oldu. Çok iyi bir sistem oldu. Bakayım benim gibi var mı? Toplayabildiğim gibi bu sitede. Hemen bir bakalım. 3500. Pardon. Şöyle bakacaktık. 3115'e benim toplayabildiğim gibi bakın 3119 lira. R3 2200 var. 1050 Ti var. 8 GB var. Yani R3 2200. i3 8100'e 3149 liraya var. Bak bu olabilir. Bu olabilir. Özel kampanya. i3 8100 işlemci. Benim az önce toplamaya çalıştım. 3149 lira. Bak bu güzel. Özel fiyat olduğu için yine uçmuyor bu kasada. Eğer düşünenler olursa 3149'a bunu toplayabilirler. Oyun FPS değerleri ve oyunlardan alacağınız maksimum düzeydeki ayarlar daha da yükselecek benim bir önceki topladığıma göre. PUBG'yi en kötü ortada oynarsınız bu sistemle. En kötü ihtimal. Orta ayarlarda oynarsınız. En iyi ihtimalde yüksek oynayabilirsiniz. Ultra 8 GB RAM olduğu için sıkıntı yaratır. Orta ve yüksek garanti ama. Hatta şunu da yapabilirsiniz. Ben de öyle oynuyorum. PUBG gibi bir oyunu. Özellikle PUBG üzerinden konuşuyorum ki çok tutulan, çok popüler ve sistem toplayanlar genellikle PUBG için, topladığı için özellikle PUBG üzerinde konuşuyorum. Bazı ayarlar çok düşük. Benim şu anki yaptığım kendi sistemimde. Diğer ayarlar ultra. Önemli ayarları ultra yaparak hiç takılma donma olmadan çok akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. Şu sistemde. Açayım böyle de. 6 saati var. 3149 lira. i3 8100. 1050 Ti. 8 GB RAM. Gayet güzel. Gayet güzel bir sistem. Yani şu benim topladığım şu baştakinden biraz daha iyi oldu. Yani R3 2200 de güçlü bir işlemci de ben yani R3 1200 3,1 GHz R3 2200'e bir bakalım. Ya yani R3 2200'ün kendi üzerindeki ekran kartıyla genellikle satmaya çalışıyorlar. İşlemci AMD en düşük fiyat. R3 2200G 3,5 GHz 3,1 GHz. Yani 2200 olabilir. Neden olmasın? Olabilir. 1300'lü toplayacaktım ben aslında. Fiyat uçuyor gördüğünüz gibi. Arada fiyat farkı var. Evet, daha da uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Seviyorum bu tarz videoları toplamayı, sizlere yardımcı olabilmeyi, bir yardımım dokunabilirse ne mutlu. 2000 TL civarına toplamak istediğim sistem 500'e yakın izlenme görmüş. Çok çok teşekkür ederim ona da ilginizden dolayı. Sormak istediğiniz sorular olursa çekinmeden kesinlikle videonun altındaki yorum kısmına yazabilirsiniz. 2000 TL'lik sistem toplama videosunun linkinde altına eklerim açıklamaya ya da yorumlar kısmına. Dediğim gibi sormak istediğiniz sorular olursa lütfen yazın. Her türlü soruya cevap vermeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadarınca 18 yıllık bilgisayar bilgimle topluyorum bunları. Kimseden bakmadan, hiçbir YouTube kanalından, hiçbir yerden çalmadan kesinlikle kendi bilgi dağarcığımla toplamaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar sizlere ince ve detaylı anlatmaya çalışıyorum. Yardımcı olabilmek için.
Çoğu kişiye de yardımımız dokundu. Daha fazlası da dokunabilirse bizim için ne mutlu. Daha bana şu ana kadar hiçbir şikayetle gelen olmadı. Şunu yap, bunu yap dediğim kişilerle ve videomu izleyen kişilerden daha hiçbir şikayet gelmedi. İnşallah da gelmez. İleriki dönemlerde de, yıllarda da. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Yepyeni bir sistem toplama videosuyla. Hoşça kalın. Bay bay.